Dünyaca ünlü ressamlarımızdan Burhan Doğançay tarafından kurulan Doğançay Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı, Türkiye'nin dört bir tarafındaki çocuk ressamların yetişmesine öncülük ediyor. Vakfa gelir sağlamak amacıyla sanatçının resimlerinin işlendiği tabaklar satışa çıkarıldı. Türkiye'nin dört bir tarafında resim konusunda yetenekli çocukları bulan ve onların eğitimlerine katkıda bulunmak için çalışmalara başlayan Doğançay Müzesi, çalışmalarına maddi kaynak sağlamak için başlattığı projesine bir yenisini daha ekledi. Varınız, yoğunuz, her şeyiniz çocuklara ait. Her yani şey. Bu çocuk sevgisi nereden geliyor efendim? Bu kadar çocuklara bu kadar... Çünkü ben 114 memleket dolaştım. 114 memleket fotoğraf çekerek. Ömrümün yarısından fazlası talebelik Paris'te geçti. Ondan sonra yıllarca dışarıda kaldım. Çocuklara ve çocukları şeyli, kültürlü ve eğitimli yetiştirmeyen memleketlerin halini şeyde görebiliyorsun. Haritaya bak, dünya haritasına görürsün. Ne haldeler. Onun için benim şeyim, bir tek gayem vardı. Bu müzeyi açtığım zaman da bu. Buraya gelmemin sebebi de bu. Yani buraya dedim, New York'u bırakıp Turgut Reis'le yerleşmemin de ben bu memlekete bir şey vereyim. Aynı çalışma ilk olarak 2007 yılında Sunset Restoran ve Villa Raybon işbirliğiyle hayata geçirilmişti. Proje kapsamında Kurdeleler serisinden bazı çalışmaları tabağa işlenmiş ve elde edilen gelirin tamamını çocuklara bağışlamıştı. Böylece proje ikinci kez hayata geçirilmiş oldu. 6 tane ayrı eserini Burhan Bey'in Villa Raybon'la beraber Almanya'da gene ürettirdik ve şu anda Doğançay Vakfı yararına gelir elde etmek için biz finanse ettik ve Doğançay Vakfı'na bu anlamda destek olmak için Sunset olarak buradayız. Bu projenin esas ev sahibi Sunset. Sunset Barış Bey bizlere geldiği zaman böyle bir proje yapılması için biz Villa Raybon olarak gurur duyduk, onur duyduk. Bir Türk olarak, en azından bir Türk ressamın, dünya çapında bir Türk ressama Villa Raybon markası olarak 8. kuşaktır, 300 yıla yakındır üretim yapan dünyaca meşhur bir marka olarak ev sahipliği yapmak, üretim yapıyor olmak bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Ve bununla ilgili dünyadaki diğer Villa Raybon mağazalarında da bu eserin sergilenmesi için biz elimizden geleni yapacağız. Bu gerçekten Doğançay Vakfı Sanat, Türkiye'nin sanata verdiği değerle doğru orantılı olarak insanların mümkün o kadar sanata aşina olmasını istediğimiz ve Burhan Bey'e verdiğimiz değer. Organizasyona geniş katılım vardı. Kültürünün, Anadolu kültürünün hakikaten sanatçılarımız ve sanat vasıtasıyla tanıtılması gerektiğine ve tanıtıldığına gönülden inanan bir insanım. Dolayısıyla Burhan Bey'in bu konudaki katkıları inanılmaz. Çünkü dünyada çok saygı gören bir sanatçımız. Kendisiyle gerçekten gurur duyuyoruz. Hem sinema dalında hem sanatın her dalında hakikaten bu başarılarımız ve başarılı sanatçılarımız bizim göğsümüzü kabartıyor. Gurme ile sanatı bir araya getirmek, gurme dünyasında böyle bir şey imza atmak bizim için onur kaynağı. Burhan Doğançay ile yaptığımız ilk proje değil biliyorsun. Bu üçüncü proje oluyor. Tabaklar 2006'da devreye girdi. Sonra şaraplarımız devreye girdi. Ve bu üçüncü projemiz. Doğançay Vakfı'nı ayakta tutmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bence çok önemli bir değer. Zaten kendisini anlatmaya hiç gerek yok. Ama müzesini desteklememiz çok önemli. Çok üzülüyor. Çünkü bizden sonra bu müze ne olacak diyor. Yaşımı ben artık aldım diyor. Ve buna çok üzülüyor. Gerçekten bu ülkede birilerinin acil olarak onun müzesine, vakfına sahip çıkması lazım ki o da huzurla son yıllarını ve hayatını tamamlasın. Bütün ömrünü vermiş Türk resim sanatı için. Şimdi de çok büyük bir şansımız böyle bir müzeye sahip olmamız. Burhan Bey konuşurken gözleri doldu. Çok güzel bir şey yapıyor tabii ki. Kendisiyle bir Türk olarak büyük gurur duyuyorum. Türkiye için de Türkiye'nin yetiştirdiği belki en büyük ressamlardan biri. Kendisi şimdi dünyadaki 250 en büyük ressam arasına girdi. Bundan dolayı kendisiyle tanışıyor olmaktan, kendisiyle beraber olmaktan, bugün burada olmaktan çok mutluyum.